to my party. We're just getting started. A life. Barış Çiçeker, Güzeltepe, Güzelbahçe Süper Amatör Küme maçındayız. Siz de Güzeltepe'nin yöneticisiniz. Evet, bugün maçla ilgili, playofflarla ilgili, altyapılarla ilgili ne düşünüyorsun? Bizim amacımız sezon başı ligi iyi yerlerde bitirmekti. İstediğimiz yerde bitirdik, ikinci olduk. İlk maçta bay takımdık. Şu an ilk maçımızı oynayacağız. Güzelbahçe, kardeş takımımız, İzmir takımımız. Hak eden kazansın, inşallah biz kazanırız. Gençlere ne söylemek istersin? Güzeltepe altyapıya çok önem veriyor. Altyapı gençleriyle bu duruma geldi. Ya bu konuda Arap Hoca, eski Karşıyaka'nın futbolcusu, milli futbolcumuz, Çağverdi Başkan, sezonun ilk kurucularından. Yani onların burada çok emeği var. Zaten onların hakkı ödenmez. Bu takım buraya geldiyse zaten ikisinin sayesinde. Bir de Osman abi vardır, Onursal Başkanımız. Onların sayesinde kulüp şu an dimdik ayaktayız. Bütün diyorsun, emek çok burada diyorsun. Evet. Evet. Burada zaten önce, futbolcudan önce misyonumuz vardır. Önce insan olacaklar. Ahlaklı bir nesil yetiştirme. Atatürk'ün dediği gibi. Barış, sen de öyle ahlaklı bir arkadaşımızsın. Başarılar diliyorum. Çok sağ ol hocam. Ayağınıza sağlık. Evet, güzel hocam. Güven hocam. Güzeltepe, Güzelbahçe, Süper Amatör Küme playoff mücadelesindesin. Bizle beraber. Evet. Neler söylemek istersin? Uzun zamandır ilk defa bir maça geldim. Ben de güzel bir maç olduğunu düşündüğüm için, vaktimde olduğu için geldim maçı izlemeye. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Güzeltepe kendi sahasında oynuyor. Genç bir ekiple mücadele var her sene olduğu gibi. Zor bir maç olacak Güzelbahçe açısından. Çünkü ilk maçı Beşiktaş'ı kaybettikleri için bu maçı mutlaka kazanmaları gerekir. Fakat Güzeltepe deplasmanından da 3 puan almak o kadar kolay değil. Seyredip göreceğiz. Maç sonunda burada olursak yorumunu tekrar yaparız. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Çalar git, çalar! Çalar git, çalar!
Thank you.
Bayağı ben şey bıraktım. Avantajı? Avantajı bıraktım. Thank you.
Aynen. Maça mı geldi? Köpek senin mi? Benim. Yatıyorum. Bilmiyorum. Thank you.
Yeah.
Oğlum nereye? Oh.
Thank you.
Korner, korner. Yanı topu dışarı atması lazım. Yeni uzaklaştığını direktörü de. Thank you.
Kaçıyor. Çocuk götürüyor. Vur kareye, vur! Lan vursan da çekin kareye be! Ya kaleyi niye vurmadı o ya? Aferin lan 14.
Evet arkadaşlar, Futbol Yorum hoş geldiniz. Futbol Yorum'da çok önemli, güzel bir maç olan Güzelbahçe-Güzeltepe spor maçını sevgili Güven Hocam'la beraber izledik. Onunla ilgili Güven Hocam'ı yakalamışken, zaten sahada da yakaladım ama bu maçla ilgili özellikle yorum yapmak istediğini söyledi ve Güzelbahçe-Güzeltepe maçı ile ilgili ben Güven Hocam'a hoş geldin diyorum ve kendisine maçta neler oldu onları sormak istiyorum. Hocam hoş geldin. Güzeltepe maçı, Güzelbahçe maçı. Neler yaşadık biz Güzeltepe maçında? Şimdi bütün bizi izleyen dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Şimdi maçtan önce de seninle konuştuk zaten Mustafa Hoca. Ne dedik? Bir tarafta ev sahibi Güzeltepe, genç, koşan, dinamik bir takım. Diğer tarafta Güzelbahçe takımı, çok tecrübeli futbolculardan kurulu bir takım. Gençlerle tecrübenin kapışması olacak dedik. Güzel takım, Tepe takımı için de zor bir deplasman. Buradan öyle güle oynaya 3 puan çıkmaz diye konuştuk seninle beraber. Tabii şimdi maça geldiğimizde çok entrikalı bir maç oldu. Yani pozisyonların bol olduğu, zevkli, çekişmeli bir maç oldu. Hakemi sorgulandığı bir maç oldu. Ama neticede baktığımızda yani bir televizyon programında Lig TV'de olsak 3 saat bu maçı konuşsak bitmez. Doğru. Şimdi nereden başlayalım maça? Maçların başında ilk 25 dakikaya baktığımızda daha derli toplu futbol oynayan, pozisyon üreten takım Güzelbahçe takımıydı. Nitekim tecrübeli elemanları var. Almışlar. Çok yetenekli topçuları var. Yani sahaya çıktıklarında zaten gördüğümde ben zor maç olduğunu anlamıştım. 25 dakikaya baktığımızda, 25 dakika niye diyorum? Çünkü en kritik dakika 25. dakikada penaltı pozisyonu. Hem gol oldu hem penaltı oldu. Orada hakemin verdiği kararı o dakikaya gelince konuşuruz. İlk 25 dakikaya baktığımızda, şimdi Güzeltepe takımı oyun kurmakta geride sıkıntı yaşadığı için uzun toplarla oynamaya başladı. Zaten nitekim orada sol beke veriyorlar. Sol bek tersi uzun top atıyor. Dönen topları baskı yapıp orta sahada oyuncularla öyle atak geliştirmeye çalışıyordu. Güzelbahçe takımı da biraz daha oynamaya çalışan bir takım. Kenarlara inmeye çalışıyordu. Bazı zamanlarda bunda başarılı oldu ama ben kanat oyuncularını fazla bu maçta beğenmedim Güzelbahçe takımının. İki tane topları direkten döndü bu 25 dakikada. Bu iş orada zaten döndü. Direkten döndü, iş orada döndü zaten. Ya direkten döndü ama hocam şimdi pozisyonlara baktığında kalecinin üstüne gelen toplar bunlar. Kalecinin boyu kısa olduğu için parmaklarıyla yukarıya atabilse hiçbir sıkıntı yaşamayacak Güzeltepe takımı. Onları da elle çıkaramayınca, boyu da yetmeyince direkten döndü pozisyonlar. Aslında onlar, o pozisyonlar kalecinin çıkarabileceği toplardı. Ondan sonra iki tane de %100 bir kafayla bir de boşta sağ çaprazda tribünlerin olduğu tarafta yakaladılar pozisyon. Bunları karşı karşıya kaldı, dışarıya attı. Şimdi
Tabii maçın bu dakikasına kadar bakınca sanki Güzelbaşı takımı daha iyi top oynuyor filan gibi gözüktü oyun anlamında. Şey de zaten hep genç ekip, koşan, mücadele eden bir takım Güzeltepe takımı. Nitekim de iki tane kanat oyuncuları zaten çabuk, süratli adamlar. İnanılmaz, yani biraz tecrübeli olsalar daha farklı olurdu. Güzeltepe takımı orta sahada biraz daha pas yapıp aralara o topları atmaya çalışsaydı bence çok daha tehlikeli olurdu. Maçın son dakikalarına baktığımızda 9-10 kaldığında işte Güzeltepe'nin 15 dakikada oynaması gereken futbol oydu. Ayağı indirdiler. Eksik de kalınca rakip hep 2'ye 1 yakaladılar. Aralara saldılar. Son 2 golü hatırla zaten. Araya bırakılan sızma paslarla goller oldular. Şimdi ilk 25 dakikayı değerlendirdik. 25. dakikada neler oldu? İlk gole geliyorsun. Evet, şimdi. Güzeltepe'nin attığı penaltı, kırmızı kart. Aynen, biz görüntüleri sen çekerken de hocam ben offside kokusu alıyorum. Sen daha konsantre oluyorsun. Sen izliyorsun, ben devamlı hemen... Sen evet, ben bütün pozisyonları şu anda gözümün önünde geçiyor. Zaten orada da... Zaten görecekler izleyenler maçı. Evet. Kritik pozisyonları zaten biz geri alıp inceledik seninle beraber. Hocam dedim, ben dedim golde dedim şey ilk çıkışta dedim offside var gibi filan, bir bakabilir miyiz dedim. Tabii Lig TV'de çizgiler çekiliyor bilmem ne. Çok kritik bir pozisyon. Ben offside için ve offside var veya yok buna diyemiyorum. Oraya ben o pozisyonda ben de bir çizik atayım bakayım. Ama offside yok gibi bana göre. Yani... Bana göre de yan durduğu için futbolcular sanki bir adım önde gibi geldi Güzeltepe'li futbolcu. Ama şimdi biz burada geriye al mal onda çözemiyoruz. Yan hakem o anda nasıl çözsün? Bizde var da yok, bir şey de yok. Evet. O anda bayrak kalktı. Tamam, devam etti. Onda problem yok. Gelelim ikinci pozisyona. 18'e girdi Güzeltepe'li futbolcu. Arkasından Güzelbahçeli hamle yaptı. Şimdi baktığımızda benim kanaatimi sorarsan penaltı yok. Hafif elini koyma var pozisyonda. Tamam, penaltı verdi. Bir pozisyonda iki yorum olmaz hocam. Ben o anda maçı seyrederken de kaçırdım. Sonradan maçla ilgili başka arkadaşlar, anda... sen de farkına varmadın. Şimdi ben sana söyledim pozisyonu. Evet. Aslında pozisyon gol. Golü vereceksin. Golü vereceksin. Eğer kart bile çıkmaz orada. Çıkarsa da defans oyuncusuna sarıyı göstereceksin. Santra'yı. Tabii. Olay avantajlı şey. Olay gördüm. Bitecek. Şimdi hakem erken düdüğü çaldığı için, bir anda penaltıyı çaldığı için top da gitti top ağlara. Aslında gol vermesi lazım. Fakat ne yaptı? Geriye sardı. Kırmızı kart dedi. Penaltı. Biz şimdi izlediğimizde seninle beraber, sen de şimdi daha yeni uyandın hatta pozisyonda. Evet, benim bir arkadaşım maçtan sonra uyardı. Dedi hocam dedi, sen dedi görmedin galiba dedi. Pozisyonun devamı gol topun oldu. Devamı gol. Yani şimdi seyrettiğimizde gol. Bence hakem çok büyük bir hata yaptı orada. Golü verip sarı kart vermesi lazımdı. Neyse, kaldı 10 kişi Güzelbahçe takımı. Penaltıyı gol yaptılar. İtirazlar filan zaten bir şeyi değiştiremezsin. Hakem bence bu maça biraz hafif kaldı gibi geldi bana. İkinci yarı, ilk yarı böyle bitti. 1-0. İkinci yarı Güzelbahçe takımının ama ilk yarı verdiği bize izlenim. Ben gol atacağım. Evet. Sinyallerini verdi. İyi bir santroforları var. Hatta senin... Ne ismi neydi o santroforun? Sen söyleyeyim ama ben çıkartamadım. Şimdi birazdan söylerim. Konuşuyorduk. İki saat oldu. Aynen öyle. Çok beğendiğim bir forvet. Fazla canlı seyretme şansım olmadı. Öbür gruptu Elçin. Elçin, evet. Evet. Elçin. Kafa toplarında iyi olduğunu biliyorum. Yani bir golcülüğü var. Bir tane sağ tarafa giren 800 numara kırmızı kart gördü. O da mesela etkiliyken... Ya kolay değil bir pozisyon. Ya kırmızı kart gördü ama şimdi oraya da geleceğiz. İkinci yarı başladı mesela. Sağdan bir atak oldu. Beraberliği yakaladı, pozisyondan bahsediyorum. Elçin'in mükemmel bir kafa vuruşu var. Top da çok güzel yere gitti. Hatta geriye doğru kaykıldı. Güzel bir kafa vuruşu var yaptı. 1-1. 2 dakika sonra duran top kazandılar. Duran toptan bence kalecinin çok... Orada itiraz oldu duran topta. Seyircilerden hani foul değil falan gibisinden, hatta biz orada o anda baktık foul
ayağı Güzeltepe'li oyuncunun darbesi ayağı, var. Darbesi aynen var. Foul, onda bir sıkıntı yok. Yani izlediğimizde. Şimdi bizi izleyen arkadaşlar da bizi maçı tekrardan izlediğimiz için orada gördük ama hep tekrarını aldık, baktık. Yanlış bir şey söylemeyelim de pozisyonda bir sıkıntı yok. Bence sıkıntı kalecideydi. Orada o gol öyle gol yenmez. Aracı bu yere kurmuşsun. Kendi... Kapattığın yerden ayağının dibinden evet. Üstüne gelen topu orada ya yatacaksın, dışarı yatacaksın. Bence ayağının dibine gelen kaleci ve defans ortası ya hava defans... hakimiyetlerinde Elçin'e fazla şans tanımış oldu. Elçin çıktı, bütün kafa toplarını aldı kardeş. Burada kenar oyuncuları biraz daha uyanık olup onun arkaya açtırdı topları, koşular yapabilse hep çizgilerde kaldı. Elçin de bu konuda bazı pozisyonlarda isyan etti. Hani ya arkadaşlar kimse yok. Birkaç geldiler canım. Geldi canım da yani adam yani, 20 topun yani, 15'ini alıyorsa 1-2 tane de kanat oyuncuları orada. İkinci yarıda sol tarafa giren oyuncu falan filan yine pozisyonlar oldu. Oraya da geleceğiz zaten. Maç 2-1 duruma geçti. Güzelbahçe takımı. O anda Güzeltepe takımı 1-1 olduktan sonra bir panik yaşadı gençler. Ondan sonra arkasında böyle bir... Normal yani. Ya kazanmak istiyorlar onlar da. Kendilerini göstermek isteyen. Baksanız yaşı 19-20 yaşında, 18 yaşında bir sürü topçu var. Evet. Bu heyecanı yaşayan, 20'si de aynı heyecanı, bu heyecanı ilk defa yaşadılar Güzeltepe takımında. O ayrı bir şey. Evet, yani. Konuşulacak başarı hikayesi. Ya hocam şimdi heyecan yaparsın bilmem ne. Koşuyorsun, mücadele ediyorsun, seni seyretmeye gelmiş bir sürü antrenörler var. Belki senin önümüzdeki senelerde geleceğini etkileyecek maçlar bunlar bu gençler için. Bence bu çekimden sonra, bu programdan sonra da daha da çok etkileyecek çocukları. Senin yorumlarından sonra da daha çok izlenecekler diye düşünüyorum. Ya, her iki takımda da sonradan giren futbolcular daha etkili oldu. Şimdi 2-1 öne geçti. 5-10 dakika sonra Güzelbahçe. Güzelbahçe takımı 9 kişi kaldı. Şeyde 10 kişi kaldı. O pozisyona geldiğimizde şimdi bir duran top oldu, foul oldu. Gitti ne yaptı şey, Güzeltepe takımı kullanacaktı. Güzelbahçeli futbolcu topa vurdu. Ondan sonra geldi Güzeltepe'li futbolcu, buna eliyle darbe yaptı, vurdu, düşürdü yere. Tamam, orada da belki ona da sarı kart çıkabilirdi. Ondan sonra yaptıkları Güzeltepe'li futbolcu ona yakışmadı. Gitti kaldırdı, silkeledi onu filan, yere attı. Tabii bir ortalık karıştı orada. Fazla önemli bir şey yoktu aslında burada. Ama Güzeltepe'li futbolcunun yaptığı bence %100 kırmızı kart. Bilmiyorum katılır mısın bana da. Yok, onu kimse şey yapmaz ya. Yapmazdı yani. Güzeltepe'ler onu... de yani itiraz etmez ona. İzleyen orada insanlar da onun yaptığını kırmızı kart olduğu kesin. Ama 8 numara kırmızı kart görür müydü? Orası biraz şey. Hocam... Yani görür müydü değil, görür müydü değil maçın hocam. Maçın belki selahet açısından diyorum ben hani. Maçın kaderini o pozisyon etkiledi. Bir de şimdi 8 numara zaten orada etkili olmaya başladı. Orada 8 numaranın da hatası var. Sen deplasmana gelmişsin. Güzeltepe gibi bir takımda deplasmanda oynuyorsun. Böyle bir ilk maçı da kaybetmişsin. Atmosfer yüksek. Biraz da sen de... nasıl? Hocam bunda bir şey yok. Elçin topu vuruyor, sarı kart. Bir bak bir pozisyonda oldu. Elçin ne yaptı? Hemen Elçin o arkadaşlara şey yaptı. Hani yanlış anlaşılıyor. Elçin'e de geleceğiz bak. Elçin'e de geleceğiz de bu pozisyonda topa vurmanın cezası ne? Sarı. Dokandım ne? Sarıdır. Sarı. Diğerini kırmızı mı? Ne oldu? Güzelbahçeli bütün futbolcular, teknik heyet içeriye girdi. Böyle karar olur mu diye. Bence en büyük hatayı başında hakem burada yaptı. Bu sefer ne oldu? 2-1, 9'a 10. Zaten ona da 11-10 oynamak sıkıntılı. 10'a 9 olunca bir de Güzeltepe takımının bence en büyük şansı çok çabuk oyuncuları var. Süratli. Oyuna giren çocuklar da acemi biraz ama ben özellikle sonradan gelen 7 numarayı çok beğendim. Oyuna çok büyük galibiyete katkısı oldu. Sağ tarafa. Evet, sağ tarafa 7 numarayı. Atakan galiba. Çocukların isimlerini bilmediğim için. Soldaki Faruk, sağdaki Atakan. Ondan sonra hatta 3. golde. Tuncay'ı da es geçme yani, o darbelerini gördün forvetteyken yani adamlar. Ya Tuncay zaten başlı başına bir dert. Yani girdiği zaman herkesi etkileyebilecek bir futbolcu. Güzeltepe için canını verecek bir futbolcu. Evet.
Senelerdir tanıyoruz adamı. Sahaya girdiği zaman babasını tanımıyor. Evet. Şimdi dışarıda dünya iyisi. Dışarıda ama gel. İçeride dışarıda babasını tanımıyor adam. Tanımıyor. Yani Güzeltepe'ye katkısı olmasa zaten 10 sene oldu, 12 sene oldu bu çocuğu burada tutmazlar. Ya oradakiler hepsinin. Ya çocukların çok büyük emekleri var orada. Özellikle hocaların Şahverdin'i, Arap'ın, yani böyle genç çocuklar buluyorlar, her sene çıkarıyorlar. Yani şimdi biz konuyu dağıtmayalım, maça gelelim. Evet, aynen. 2-1. Daha sonra konuları konuşalım. Aynen öyle. 2-1 galipken bir anda oyunun kaderi değişti. Burada Güzelbahçe takımı sonradan oyuna giren futbolculara da çok etki yaptı. Alihan sol kanada girdi mesela, Bonova Belediye'nin tanıdığım genç yetenekli bir kardeşimiz. Biraz daha topa sahip olsaydı hatırlarsan iki tane %100 gol kaçırdı. Birinde kaleci erken kalesini boşaltmasına rağmen o da tehlikeli bir pozisyondu. Alihan da topu açınca ayaklarıyla uzaklaştı. Bir iki tane kötü çıkışlar yaptı kaleci, üstünden aşıttılar, defans oyuncuları mükemmel bir şekilde çizgiden çıkardı. Yani tam böyle kırılma anlarında 9 kişi kalması Güzelbahçe'nin oyuncunun kalitesini bitirdi. Ama orada futbolcuların biraz daha sağduyulu olması lazımdı. 9 kişiyle bile pozisyona girdiler. Girdiler ama kendileri de çok verdi. Onlar atamadı. Güzeltepe takımı attı. İşi bitirdi. Bence 9 kişi kaldığında biraz daha kontrollü oynaması lazımdı. 18 üstüne kapanacaksın. Sen tecrübeli takımsın ya. Öndesin de tamam 9 kişi kaldın. Bırak Elçin'i, çıkar Elçin'i, çok süratli bir tane futbolcu. At uzun toplar, gitsinler, koştursunlar. Sağ zaten ufak, küçük olduğu için atacağın her ters top, bir iki tane adam orada yeterli. Nitekim yakalandı bazen Güzelbahçe takımı. Biraz gençler şey ne biraz yaptı, öne geçince Güzeltepe, Tuncay ne yaptı? Forvet'ten hemen geldi, son adama geldi, el frene çekildi, iş 3-2'ye bağlandı. Hocam, yakaladı 2-2'yi de yakalayınca arka arkaya goller geldi 3-2. Niye macera arasın ya? Güzelbahçe bana bir yerde katılır mısın bilmiyorum. Ben şimdi maçı gözümden geçiriyorum. Mesela sol bek vardı, hoşuma gitti. Kimin sol beki? Güzeltepe. Genç çocuk böyle soğukkanlı alıyor, veriyor. Yani gençlere hocam, ben özellikle dikkat ediyorum. Tamam da. Mesela çok terse top atıyor. Biraz önündekileri oynamaya çalışsınlar. Orta saha oyuncuları. Şöyle onu atmak bir meziyet. Demek ki o hocası da ondan onu istemiştir diye. Ya istemiştir ayrı konuda. Her pozisyonda da kurul defans kuruluna top atılmaz ya. Yani nitekim de öbüründe öbür tarafında sol bekiydi. Rakip hataları şöyle. Birkaç hatayı şöyle yaptılar. Ben de orada fikrimi söyleyeyim. Gördüğüm. Sağa küçük. Rakip kendi 18'inin biraz üzerinde. Orada çok ters toplarla rakip kalede pozisyon bulamazsın. Ancak rakip daha 18'ini bıraksın, orta sahaya yakınsa, o zaman o senin dediğin şekilde atacağı toplarda başarılı olur. Şimdi o orada haklısın, orada top atılmaz. Yani 18'in rakip biraz üzerinde, atsan ne olacak? Zaten atıyor top ya avuta gidiyor, ya taca gidiyor. Yani Sinan da mesela santrafor oynadı, kanat oyuncusu bilirsin. Evet, sol açık oynadı. Yani bizim Foça Belediyespor'un baş belasıydı. Her maçta bize gol atardı mesela. Çok yetenekli bir futbolcuydu. Yani orta saha oyunu biraz daha pasla, ara paslayla atmaya kalksalardı Güzeltepe takımı daha rahat pozisyon bulurdu. Pozisyonlara dikkat et. Güzeltepe takımının yani hep eksik kaldıktan sonra attıkları evet goller var. Evet. İlk yarıda Güzelbahçe etkiliydi yani. Top oynamaya çalışan. Şey biraz takımları var ama ilk maçın herhalde etkisi onlarda, mağlubiyetin etkisiyle. Tabi şimdi sahanda 5 tane yemişim. İlk maçta böyle bir tecrübeli takım şimdi. İlk maçı seyretmediğimiz için Ali Belli'yi de insanın kafasında bir soru işareti kalıyordu. Ama şimdi yani bu seyrettiğimiz maça baktığında mağlubiyeti hak etmedi aslında. Futbol öyle bir şey. Evet. Hani futbol oynayan kazanmıyor. Maçı bir yerde seyirci de aldı yalnız. Yalnız Güzeltepe yani de bence hafta sonu olsaydı bu tribünler sığmazdı oraya. Sığmazdı, gene de sığmadı gibi. Her zaman yani baskı vardır Güzeltepe deplasmanında. Yani bunu herkes, şimdi bunlar öbür gruptan girdiği için bilmezler fazla. Biz 10 seneden beri bu şey grupta oynadığımız için. Şey gibi geliyor, övüyoruz gibi geliyor ama o insanlar da orada gerçekten çok çalışıyorlar, çok emek veriyorlar. Bak bunu gözlerimle gördüğüm için söylüyorum.
Yani akşam bir akşam oraya git, orada bütün herkes bunu görebilir. Bütün hocaların orada olması, yani yöneticilerin orada olması, yani müthiş hizmet var gençliğe orada. Onun için yani hocam her sene onlara ben tane... biraz daha aslında istisna davranmasını isterim, biliyor musun? Yani böyle paralı, para harcayan takımlara karşı oynadığında inan hani bunu tabii ki... Nasıl istisna olacak hocam? Düdükten mi çalacaklar yani? Ya nasıl şimdi lafın gelişi söylüyorum. Ama o kadar yani beğendiğini, desteklenmesi gerektiğine inandığım için şimdi karşı tarafta senin en az 100 bin lira para alıyorsa adam, sen şimdi 100 lira para almadan cebinden yol parası veriyorsun, geliyorsun oraya. O anlamda hani hocam, şimdi gönlümüzden geçen bu. Güzelbahçe'deki futbolcuların geçim kaynağı, bunlar da Güzeltepe'dekiler 17-18 yaşında. Belki onların yaşına geldiğinde bunlar daha büyük paralar kazanacaklar. Onu bilemeyiz. O şüphesiz. Yani çok yetenekli futbolcular var. Biraz daha oyunlarını geliştirirlerse ileride iyi yerlerde görürüz diye tahmin ediyorum ben. Yani neticede maça baktığımızda hakemin damga vurduğu bence bir maç oldu. Playoff'lar devam ediyor bu arada. Ya playoff'lar devam ediyor. Maçlar da çok enteresan geçiyor. Kendi sahasında mal olan. Sen artık hem bayağı bir şeyimiz doldu. Sen de biraz daha fazla ağırlık ver de şu insanlar seni tahmin ediyorum özlemiştir. Hem buradan son ne söyleyeceksen vallahi senin seyircilerine. Bütün takımlara başarılar dilerim. Teşekkür ederim düşüncelerin için. Vaktim olduğunca benim de sorumlu olduğum takımım var. Foça Belediyespor'da, altyapılarda biz de görev yapıyoruz şu anda. Vaktim olduğunca maçları izlemeye orada çalışıyorum. Orada neler yapıyorsunuz bir yandan? Ben bunu da söyle bari. Biz şimdi Erol Hocam'la beraber U11-U13 takımlarına bakıyoruz. Çok güzel bir altyapımız var. 2012-2013 çocuklara bakıyoruz biz. İyi bir takım oluşturduk. Bağrasında çevre ilçelerden de gelen futbolcularla beraber Mayıs'ta ligde başlayacak, Mayıs'ta liglerimiz. Ona hazırlanıyoruz. Bu arada hazırlık maçı oynamak isteyen takımlar hazır. Ben onu söyleyecektim. Sen ağzından aldın. Evet. Biz her zaman hazırız. Misafir de ederiz. Sana ulaşsınlar. Her hafta sonu Mayıs'a kadar hazırlık maçı yapabiliriz. Tüm dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim size de. Güven Hocam, ağzına sağlık. Yani teşekkür ederiz. Ben de seni özlemişim. Yani biz seninle her zaman ters düşeriz ama bugün ilk defa ters düşmedik diyeyim. Arkadaşlar program burada bitiyor diyelim. Siz maçınızı bir yandan izlerken ben programı kendi adıma ve Güven Hocam adına kapatıyorum. Futbolda kalın, futbol yorumla kalın. Hoşça kalın. My party, we're just getting started, a life